Rahat dur! Kemal Ağa'nın oğlunu kaçırdık. Şimdi ona istediğimizi yaptırabiliriz dayı. Hem senin istediğin arazileri alırız hem de Mihriban'ı. Ne? Telefon ettiler. Jandarmaya haber verirsen Mehmet ölür dediler. Babam fenalaştı. Nerede şimdi? Evde. Eşber, Kemal Ağa'nın oğlunu dağa kaldırmış. Ne? Yaptığın gancıklık ulan. Oğlumdan ne istiyorsun? Yüreğin varsa sen çık karşıma. Şşş, sakin ol Kemal Ağa. Oğlunun hayatı benim elimde. Bunu unutma. Sana son bir şans daha veriyorum. Bir araya gelip arazi meselesiyle Mihriban işini konuşalım. Yeter dayı! Kemal'le Mihral İtir'in sana yaptıklarının hesabını kim soracak? Şerefimizi iki paralık ettiler. Sessiz mi kalacağız? Benim şerefimi düşünmek sana mı kaldı ulan? Sen yuttun, bana kaldı. Ortalıkta neler döndüğünü anlat bana. Bildiğin her şeyi anlat. Ama öldürürler beni. Bir şey yapamazlar, korkma. Bildiğim bir tek şey var. O da Eşber. Eşber mi? Evet. Herkes Eşber'e Almanya'ya gitti biliyor. Ama o gitmedi. Burada, dayısının yanında. Vay it vay. Mustafa'm. Canım. Seni nasıl özledim biliyor musun? Çabuk. Ne konuştun onunla ha? 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 Hanımın ha? Utanmadan konamam diyor be. Ne konuştun onunla? Ne yaptınız orada? Vallahi bir şey yapmadık. Gidip ben Mehmet'i alacağım ellerinden. Gitme Mihrali. Anlamıyor musun? Çıngırak Rasim'i nasıl istediği bu. Seni üstüne çekmeye çalışıyor. O zaman istedikleri olacak. Yalan söylüyor. Karnındaki çocuk Mihral'den. Eşber'in üzerine yakmaya çalışıyor. Mihral'i dokunmadı bana. Eşber yaptı. Eşber yaptı. Dışarıya kaç adam koydun? 8 adam değil. İyi. Sabaha kadar uyumak yok ona göre. Kedempere'ye gelmeyelim. Mihral'i yok mu? Yok. Uçtu gitti. Uçtu mu? Nereye? Oraya. Oraya gitti. Allah Allah Allah. Bismillah. Hay Allah. Bismillah. Bismillah. Rasim'e Allah, gitmiştir Allah, bu deli oğlan. Muhtar çabuk seyidi arabaya alalım. Hükümet oğlum sakın buradan ayrılma. Gir. Bak kaçmaya kalkarsan gebertirim seni. Bir araba geliyor. Ilıcan'ın muhtarı bu. Yanında Dumanlı Hoca da var. Kaybolun ortadan. Çabuk, çabuk, çabuk. Hükümetin önünden geçtim. 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 Ala giden avlanırmış Mihral. Ne yapayım şimdi seni ha? Geberteyim mi? Geberteyim mi lan? Cevap versene. Yok öyle. Ben seni vuracağım. Sen de pırt diye gideceksin, kurtulacaksın öyle mi? Yok. Seni zevkini çıkarta çıkarta canını yaka yaka geberteceğim. Yere kaparıp ayakkabılarımı yalayacaksın tamam mı? Vurdunun sürttüğünü görmezsem ne keyfi olacak bunun ha? Thank you.
koca emmi. Birileri seni bana karşı kışkırtmak istiyor. Ben Kemal Ağa'yı aradım. Konuşmak istedim. Kabul. Ama sana anlatan yanlış anlatmış. Tehdit mehdit etmedim. Yalan söyleme Rasim. Sen Kemal'le konuşurken ben oradaydım. Yalan söyleme. Ağzından çıkana dikkat et hoca. Evimdesin. Misafirimsin. Ama hürmetin de bir haddi vardır. Ona göre. Ne yapacaksın ha? Adamlarına emredip beni de mi vurduracaksın? Yoksa sen öyle istiyorsun diye yalanlarına göz mü yumacağız? Nedir bu ettiğiniz zulüm? Ev basıp kadın döverek Mehmet'i kaçıracaksın. Ondan sonra da telefon edip tehdit edeceksin. Biz de göz yumacağız öyle mi? Olayların izah edilecek bir yanı yok Rasim Bey. Jandarmaya başvurmaktan başka yolu kalmıyor bize. Öyleyse kalk git. Ne duruyorsun? Seni adam sanıp geldik Rasim Bey. Ya Mehmet'i bırakıp şehrinden vazgeçersin... ...ya da... Ha? Ya da ne? Şansını zorlama muhtar. O dilini kopartırım senin. Rasim! Çek elini oğlum üstünden. Dua et ki evimdesin. Misafir sayılırsın. Çıkın evimden. Şimdi. Hemen. Gözünü kan bürümüş bunun. Kemal Ağa'nın işi zor hocam mi? Hepimizin işi zor muhtar. Kemal Ağa'ya yapılan hepimize yapılmış demektir. Rasim'in derdi de bu zaten. Herkesi sindirmek. Ne işin var senin burada? Sana söylemiştim dayı. Bu dumanlı hoca belasından kurtulmak lazım diye. Ama dinlemedin beni. Ya seni görselerdi? Sana Gürcü'nün çiftliğine git. Dışarı çıkma demedim mi ben? Gittim. Ama sıkılıp geri geldim. Bu arada bir de balık yakaladım. Ne balığı? Gel de gör. Getirin. Bunun ne işi var burada? Beyefendi baskına gelmiş. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Ensesine çöküverdim. Vay vay vay. Kendi ayağıyla gelmiş. Biz de yakışanı yaparız. Elimizden geldiği kadar ağırlarız. Götürün. Dumanlı hocadan kurtulmanın zamanı geldi. Dumanlı hocaya dokunursanız... ...hepinizin soyunu kazır. Kes lan! Bak hele... Dumanlı hocaya bir şey olursa çok mu üzüleceksin? Ama merak etme. Seni üzmeyeceğiz. Ona ne yaptığımızı bilmeyeceksin. Çünkü önce sen gebereceksin. Ulan şimdi ben senin... Eşber, eşber, eşber dur! Dur dedim! Şimdi zamanı değil. Mihriban'ı istemiyor musun? Düşün. O Mihriban'ı almak için garantimiz. Köpekler. Götürün şunu. Ötekini yanına koyun. Köpekler! Köpekler! Yunus! Buyur beyim. Keskin Ömer burada mı? Burada beyim. Ömer'i yanına al. Kestirmeden ormana gidip önlerine çıkın. Armut olana varmadan son virajda tek atış yapacak Ömer. Ön tekere. Anladın mı? Anladım beyim. Tek atış. Tam Keskin Ömer'e göre. Hadi göreyim sizi. İşte bu ya. İşte bu. Hocayım mı? Bu adamlarla nasıl başa çıkacağız? Şimdilik hiçbir şey. Bekleyeceğiz muhtar. Bu akşam bir kere daha fark ettim ki Rasim istediğini elde etmek için her şeyi göze almış. Üstüne gidersek Mehmet'e zarar veririz. Allah belasını versin onların. Yok yok yok. Bela okuma muhtar. Sabret.
sahibini havale et. Bir yerde yaptıkları mutlaka ayaklarına dolaşacaktır. Dumanlı Hoca'dan kurtulduk mu iş tamamdır dayı. Bütün köyü dize getiririz. Tekecikli Kemal iyi bir ölçü olacak. Onun arazileriyle kızını aldık mı ötekiler kendiliğinden çözülür. Beni düşündüren onlar değil yeğenim. Kim? Mihrali mi? Hayır. O kolay iş. Gerçi yiğit delikanlı, gözü kara. Doğrusu öyle birinin yanımda olmasını isterdim. Ama geç bir kalem. Onun kaderi baştan belli. Öyleyse kim düşündürüyor seni? Söyle hallederim. Baban. Babam mı? Ne? Ne mırıldanıp duruyorsun? Ne söyleniyor kadın? Adam gibi konuşsana. Kesin Mihrali'nin işi bu. Gözümle gördüm. Ahırdan çıkarken gördüm. Yalan söylüyor. Ya yalan değilse? Ya Eşber'se? Mümkünü yok. Eşber yapmaz. Eşber'in tırnağına kurban olsun. Oğlunu bilmez gibi konuşuyorsun. Söyleyecek. Önünde sonunda doğruyu söyleyecek. Azam büyük aileye mensup olabilmeyi bir türlü hazmedemedi. Kahya oluşun ezikliğini yaşadı. Anam ondan baskın çıktı yani. Evet, Zilha delidir melidir ama bey kızı olmanın ne demek olduğunu bilir. Azam'ın beceremediğini Zilha becerdi. Ama baban bunu da kabullenemedi. Zaten beni de hiçbir zaman sevmedi. Baba oğul duygusunu yaşamadık. Dayaktan başka hiçbir şey görmedim. Üzülme yeğenim. Senin Rasim Bey gibi bir dayın var. İki dünya bir araya gelse gene de sırtın yere gelmez senin. Yunus da Ömer ne yaptı acaba? Bir aksilik çıkmadan şu hocayı halletseler de rahat etsek. İşi keskin Ömer'e havale ettin mi gerisini düşünmeyeceksin dayı. Ömer karanlıkta kara sineği bile vuracak kadar nişancıdır. Hocanın işi bitik. Rasim zalimlikle babasını da geçti hoca emmi. Uzun emin vicdansız bir adamdı ama Rasim gibi milletin gözü önünde adam öldürtecek, ev basıp adam kaçıracak kadar gözü kara biri değildi. Garip bir aile bunlar. Benim anlamadığım Azam Bey gibi bir adamın bu ailenin içinde ne işi var? Azam da Pısır'ın teki hocam. Uzun Emin'in yanında kahyalık yaptı o uzun zaman. Zilha'yı alana kadar. Zilha ile beraber başına belayı da aldı tabii. Birkaç tahtası eksik o kadının. Uzun Emin kızının kahrını çekecek Azam Bey'den daha iyi bir damat bulamazdı. Dedikoduyu bırak muhtar. Önüne bak da şarampole yuvarlanmayalım. Allah, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allah, 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 Bismillah, 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 Bismillah.
Oğlum. Mihrali. Ben dışarıya bir bakayım. Tamam. Mihrali oğlum sen misin? Hükümetin önünden geçtim. Gel içeri. Açı kız ne yapıyorsun? Hayrola hükümet? Bu saatte ne işin var burada? Hadi geç otur. Hükümet Mihrali nerede? Mihrali orada. Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. Ne oluyor hükümet? Kime dua ediyorsun? Mihrali'ye mi? Mihrali'ye ediyorum. He. Hoca emmiye ediyorum. Allah 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 Allah. Bismillah 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 Bismillah. Bunları öldürecekler bizi abi. Sağ çıkamayacağız buradan. Niyetleri olsaydı seni çoktan öldürürlerdi Mehmet. Ama merak etme. Bir yolunu bulup çıkacağız buradan. Benim yüzümden sen de başını belaya soktun Ali abi. Keşke hiç bulaşmasaydın. Mehmet, bunları düşünmenin zamanı değil. Seni buradan almaya geldim. Alacağım. Şimdi sakin olmaya çalış tamam abi. Kesin lan sesinizi. Kemal, ne yapıyorsun? Hiç. Ne yapacaksın o silahla? Kurban olayım. Ne olur bir delilik yapma Kemal. Aklındaki neyse unut. O adamlara tek başına bir şey yapamazsın. Ya jandarmaya git ya da... Ya da her şeyi sineye çekeyim öyle mi? Mehmet'i kaçırıp Mirvan'ı vereceksin diye dayattılar. İkisi de bizim evladımız. Hangisinden vazgeçeyim ha? Hangisinden? Mehmet'ten mi, Mihriban'dan mı? Sen söyle. Hangisinden, hangisinden vazgeçeyim? Mihriban'ı vermezsem Mehmet'i öldürecek. Versem Mihriban o soysuzların arasında telef olacak. Ne yapayım ben ha? Biri oğlum, biri kızım. İkisi de bizim parçamız. Ne yapayım? Ben de akıl mı kaldı ki sana vereyim Kemal? Ama bu silahı alıp gidersen seni de vururlar. O köpeklerin ne azgın olduğunu bilmiyor musun? Hatice'nin kocası gözümüzün önünde öldü. Unuttun mu? Mihrali mani olmasa daha geçen gün seni de vuracaklardı. Bir başına ne yapabilirsin ki onca adamla? Alo? Ne haber Kemal ha? Bakıyorum herkesin haberi var bu işten. Bir gazeteye ilan vermediğin kalmış ha? Jandarmaya da gideydin bari. Kimseye haber verdiğimiz yok Rasim Bey. Jandarmaya da gitmedik. Kapımda bir tek jandarma görürsem... evimin yanından geçip gitseler bile... Mehmet'in gırtlağını kendi ellerimle keserim. Oğlunun başını sepetin içinde görmek istemiyorsan... sana ne dediysem... harfi harfine yapacaksın Kemal ağa. İyi düşün. Sıkı karar ver. Alo. Alo. Ne dedi? Aynı şeyler. Kemal. Kemal. Kaçır beni Mihrali. Olmaz. Yapamam. Neden? Anamın çektiği acıları senin de çekmeni istemiyorum. Sen babamı tanımıyorsun Mihrali. Ölsem de vermez beni sana. Verecek. Önünde sonunda verecek.
Rasim benim nazarımda bitti artık muhtar. Bu akşam ilk defa gözümün içine baka baka yalan söyledi. Ben içinde bir nebze olsun mertlik kalmıştır diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Bir adam yalan söyledi mi bitmiştir. Doğru. Ben gitmeden diyecektim sana ama edepsizlik olur diye sustum. Boşuna gittik hocam oraya. Benim oraya gidişim Mihrali içindi. Mehmet'in ne olup olmadığı belli de Mihrali nerede? Nereye kayboldu? Hükümet durup dururken niye ona dua eder belli değil. Afiyet olsun. He? Hükümet ne oldu? Söylesene ne oldu? Allah, 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 Allah! Geliyorlar hemen, hazır ol. Hem kerimdir muhtar. Her şey olacağına var. Hükümet! Aç gözünü hükümet! Hükümetin önünden geçtim. Hükümet! Hükümetin önünden geçtim. Bağırdın döndün. Bir de neler gördüğünü anlatabilsen. Hükümetin önünden geçtim. Keşke ben de geçebilsem hükümet. Senin dünyan öyle güzel ki, öyle saf ki. Keşke ben de hükümetin önünden geçebilsem. Hadi söyle hükümet. Kurban olayım ne olur. Mihrali nerede? Mihrali orada. Nerede? Mihrali'ye bir şey mi oldu yoksa? Mihrali iyi mi hükümet? İyi, Mihrali iyi. İyi de peki nerede bu oğlan? Hoca emmiye mi gitti yoksa? Geliye, hoca emmiydi geliye. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Ne? Patlamadı mı? Dalga mı geçiyorsun sen Yunus? Tamam, siz gelin hemen. Allah Allah.
Ne oldu dayı? Keskin Ömer'in tüfeği tutukluk yapmış, patlamamış. Ne? O silah Avrupa be. Keskin Ömer öz evladından daha iyi bakar o tüfeğe. Bilmem, tetik düşürmüş sadece. Ömer öfkesinden tüfeği parçalamış. Dumanlı Hoca yırttı mı şimdi yani? Öyle. Bizim hoca boşuna ün yapmamış demek ki. Hükümetin önünden geçtim. Neler oluyor hoca emmi? Allah aşkına bana da söyleyin. Mihrali ortalıkta yok. Hükümet geldiğinden beri Allah deyip döndü durdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Nedir bu olanlar hoca emmi? Biz de şey... Sen boş ver hükümet Hatice. Bilmez misin hükümetin sağa solu belli olmaz. Sen nasılsın? Ben iyiyim hoca emmi. İş yaparken belimi incittim biraz. Zor oturup kalkıyorum ama iyiyim. Mihrali sana da gelmedi demek. Gelmedi. Bir arkadaş bulmuştur kendine. Merak etme. Hükümet, hadi gidelim artık. Sen de gel, hasibi alan sana bir temiz içlik versin. Hadi. Peki hocam mı? Hükümetin önünden geçtim. Hadi sen de yat kızım. Mihrali'yi merak etme. Aslan gibi delikanlıdır o. Bir şey olmaz ona. Hadi kal sağlıcakla. Hadi. Güle güle hocam mı? Hadi. Onlar da seni vursunlar. Ben de kendimi vurayım. Hadi durma git. Ne? O ne biçim laf kız? Ne demek ben de kendimi vurayım? Ne diyorsun sen Mihriban? He? Hala anlamıyor musun Mihrali? Sana bir şey olursa ben yaşayamam diyorum. Ölürüm diyorum. Anlamıyor musun? Seni seviyorum Mihrali. Seni çok seviyorum. Özellikle bugün ortalıklarda görünme Eşber. Bir kere de lafımı dinle. Gürcünün çiftliğine git. Kuzu çevirsinler sana. Kemal aile görüşürken ben de olmak istiyorum ama. Olmaz. Sana ne diyorsam onu yap. Ben önce köye uğrayacağım. Sağda solda görüneyim ki kimse kıllanmasın. Bu arada köydeki havayı da koklamış olurum. Ya jandarmaya gittilerse? Gidemezler. Nerede onlar da o yürek? Mehmet'i öldüreceğiz diye korkuyorlar. Giderlerse öldürecek miyiz beyim? Bırak şimdi bunları da gidelim hadi. Senin kızın öğretmen işini ayarlayalım bu arada. Vuramadım diye üzülme Ömer. Senden değil o, hocadan. Herhalde öyledir beyim. Sen daha iyi bilirsin. Hadi Yunus. Ya Eşber ağam, bu yaşıma geldim. Aha bu geceki gibi bir hadise yaşamadım ha. Bu dumanlı hoca hakikat efsunlu herhalde. Geç onu geç. Bu işe ben bir el atayım da gör bakalım efsuru mefsuru kalıyor mu? Yeter ki dayım git hallet desin. Gerisi kolay. Mihrali. 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 Allah Allah. Eve de gelmemiş. Ya Rabbim bir şey gelmesin başına. Hükümet, Mihrali yok mu? Yok, hükümetin önünden geçtim. Gitti, gitti. Nereye gitti, eve mi? Oraya gitti, oraya gitti. Hay Allah, sen buradasın galiba. He, hükümet burada. Mihrali gelirse söyle, okula bir uğrasın. Sedef öğretmen geldi.
Okul dolapları için yaptıracakları varmış dersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Merhaba ocağım. Merhaba. Karşılaşmamız iyi oldu. Ben de sizinle konuşmak için okula uğrayacaktım. Benimle konuşmak için mi? Ne konuda? Küçük bir öğrenci hakkında. Bir mahsuru yoksa buyurun birlikte gidelim. Peki. Cıngırak Rasim'in arabası değil mi bu? He o. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam Rasim Bey. Buyurun bir çayımızı için. Sağ olun. Şimdi işim var. Sonra içerim çayınızı. Alasma aldık. Güle güle. İstanbul'dan gelen öğretmen de onun arabasında. Ne iş bu? Üstelik Yeni Kavak tarafından geliyor bu araba. Cıngırak Rasim'in de el atmada yer kalmadı ha. Allah'a şükür bir mektep kalmıştı elimizde, o da gitti. Bizim Yunus'un kızına özel ders verirseniz çok memnun kalacağım Sedef Hanım. Görseniz çocuk çok zeki. Birkaç öğrenci var şu anda elimde ama... Anlamadınız galiba. Gülsüm'e birkaç saat ayırırsanız çok iyi olacak. Asıl siz anlamadınız Rasim Bey. Size şöyle anlatayım. Ben özel ders vermiyorum. Sedef Hanım, çocuk 14 yaşın üstünde. İlkokula kayıt yaptırmamız mümkün değil. Onun için bunu benim özel ricam olarak kabul edin. Ayrıca uzun süredir düşündüğüm bir şey var. Bu vesileyle onu da gerçekleştirebiliriz. Bildiğim kadarıyla okulun birçok şeye ihtiyacı var. Sorunlar yaşadığınızı biliyorum. İsterseniz teklifimi şöyle değerlendirin. Siz Gülsüm'e özel ders verin, ben de okulun bütün eksiklerini karşılayayım. Düşünürüz. Uygun bulduğunuz zamanlarda ben Yunus'u gönderir size aldırırım. Size henüz evet demedim. İyi günler. Sedef Hoca işini hallettik Yunus. Bir de şu Kemal Ağa'yı halledin. Kemal! Kurban olayım Kemal! Dikkatli ol. Malı batsın. Çok istiyorsa ver gitsin arazileri. Tamam Meryem, tamam. Nereye gider bu oğlan Hasibe'yle? Gece gelmediği olmadı hiç. İlk defa böyle bir şey yapıyor. İçime bir kurt düştü şimdi. Bilmem ki. Abimlere gidip ağzını bir arasan Hasibe'yle. Biliyorum ben gidemem. Belki Mihriban bir şeyler biliyordur ha? Yok. Dün akşam oradaydık. Kemal Ağa biraz hastaymış da. Hoca Efendi'yle ziyarete gittik. Abim mi hastaymış? Nesi varmış? Ya üşütmüş mü ne? Malum havalar iyice soğudu. Mihriban'ı da gördün mü?
Gördüm tabii. Gayet iyiydi. Bir tuhaflığı yoktu. Allah Allah. Neden böyle yaptı bu çocuk? Emir Ali koskocaman delikanlı oldu be kızım. Arkadaşlarıyla eğlenmeye falan gitmiştir. Çıkar gelir merak etme. Boşuna kuruntu yapıyorsun sen de yani. Bilmiyorum Asibe Hala. İnşallah öyledir. Gelmişken bir şeyler ye bari. Ağzına lokma koymamışsındır sen Allah bilir. Yok Asibe Hala. Canım bir şey istemiyor. Hiç zahmet etme. Ne zahmeti canım? Aç aç durulur mu? Ben hemen hazırlar gelirim. Al da zıkkım lan. Ne bakıyorsun öyle? Seni gebertmediğime şükret. Akılsız beyinsiz sen. Güya beni kandıracaktın. Mihrali'nin velidine eşmere yamayacaktın. Aklına tüküreyim senin. Mihrali'den değil o, oğlundan. Hadi oradan. Eşmerim sana mı kaldı? O yüzüne bile tükürmezsin. Sen öyle zannet. Kız konuşma. Vallahi bu sefer gebertirim seni bak. Gebert. Gebert de kurtulayım elinizden. Konuşma dede. Vurma vurma dedem. Defol. Defol. Vurma bana. Kapama kapıyı. Aç. Aç kapıyı. Gir içeri. Aç Selma. Gir içeri. Aç kapıyı. Aç dede. Gebert. Aç kapıyı. Azgın domuz. Aferin Kemal'e. Söz dinliyorsun. Hoş geldin Kemal'e. Sana bu meseleden kimseye bahsetme demiştim. Değil mi? Dumanlı Hoca ile muhtar geldi gece. Hemen yumurtlamışsın. Onlar benden önce duydular hadiseyi. Mehmet kaçırıldıktan sonra ben eve geldiğimde hoca emmi oradaydı. Yok ya. Dumanlı Hoca'ya boşuna evliya demiyorlar yani. Zırt burada, pırt orada ha?
Mehmet nerede? Sağlam bir yerde. Hele önce biz şu işimizi bir halledelim. Gerisi kolay. Ne halt ediyorsunuz siz? Kıpraşmayın. Yok ya. Kolaysa sen kıpraşma. Geceden beri uyuştu ayaklarımız. Şunları bir çöz de az nefes alalım. Oturun oturduğunuz yerde. Başıma iş açmayın. Bu senin arazilerin satış sözleşmesi. Bu da kalem. Mehmet'in sağ olup olmadığını nereden bileceğim? Telefonu götürüyorum. Konuş bakalım. İşte konuş oğlum. Alo Mehmet. Baba. Baba sen misin? Benim oğlum. Nasılsın? Ben iyiyim baba. Bir şey yapmadılar. Ali abiyi de yakaladılar. Ali mi? Hangi Ali? Yeter bu kadar. Mihrali. Yeğenin. Ne? Mihrali mi? Baba. Baba. Ne oldu Mehmet? Ne diyor baba? Hiçbir şey. Sesi çok kötüydü. Bir şey söylemedi. Onun bu işle alakası yok. Kendi kaşın. Azam eniştemin yanındaki sığıntı kızla oynaşmış. Hamile bırakmış Fatime'yi. Ne? Sana sığınmaya geldiklerinde evini almamakla iyi etmişsin onları Kemal ha. Alsaydın Fatime'nin yerine şimdi belki de senin kızın hamile olacaktı. Rasim Bey. Kızmak yok. Neyse ki Mihriban şanslıymış. Mihri gibi bir namussuz yerine Eşber'le evlenecek. Neyse, biz işimize bakalım. Oğlunu duydun, yaşıyor. Herhalde imzalarsın artık. Arazi işi tamam. Asıl mesele öteki. Sana iki gün müsaade. Kızınla konuş, zorluk çıkarmasın. Mehmet artı Mihrali. İkisi de gider. Adi. İnsan mısın sen lan? İş adamıyım. Ticaret bu. Araziymiş, senin kızınmış. Benim için fark etmez. İş iştir Kemal ha. Eşber Almanya'dan çağırdım. Yakında burada olur. Sonra size geleceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi kızını isteyeceğiz. Sen de vereceksin. Adet yerini bulsun diye istersen Dumanlı Hoca'yı da çağır. İmam nikahını da kıydıralım. Peşin peşin. Tamam mı? Güle güle. Güle güle Kemal Ağa. Güle güle. Güle güle. Thank you.
Vallahi mı? Yemin et. Hemen geliyorum dayı. Aslan dayım benim. Eşber ağa, ne oldu ya? Baskın var zannettim. Düğünüm var Rıfat ağa. Yapma ya. Haftaya Mihriban'la düğünüm var. Ben ateş ettim, ben. İyi o zaman. Bir ateş de benim içim net. Kemal oğlum, ne oldu? Aldılar hoca. İstediklerini aldılar. Hey! Şşş! Hey, uyan! Mankafa! Ne dedin, ne dedin? Mankafa dedim. Gel de şu ayaklarımızı çöz. Ulan ben sana şimdi mankafayı gösteririm. Ne diyorsun sen? Mankafa dedim lan it. Böyle bir şeyi nasıl kabul edersin baba? Eşber'den o pisliğe varmayacağımı bile bile nasıl edersin? Kızım, Mehmet'in hayatı tehlikeli. Bilmiyor musun bunu sen? Ya benim hayatım ne olacak baba? Yeter artık, üzülme. Kendini harap ettin. Ya Mehmet senin kardeşin mi? Bırakalım da öldürsünler, öyle mi? Ben de senin kızınım baba. Beni Eşber'e verirsen ben de kendimi öldürürüm, tamam mı? Bunun bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Ya Rabbim, ya Rabbim bunun bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Başka bir yolu yok bunun kızım. Bu adamlar canavar. Her şeyi göze almışlar. Mehmet'i öldürecekler. Mihrali'yi de. Mihrali mi? Baba, Mihrali'ye ne oldu? Mihrali'yi de yakalamışlar. O da Mehmet'in yanında. Mehmet'le konuşturdular telefonda. Mihrali de yanımda dedi Mehmet. Kendi ayağıyla geldi dedi Rasim. Azam Bey'in yanındaki Fadime ile ilişkisi varmış Mihrali'nin. Ne? Koşun! Koşun! Kaçıyorlar! Koşun!